Atilla Yeşilada, ekonomist telefon attığımızda. Atilla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi Teşekkür yayınlar. Ederiz. Bir süredir unutmuştuk bu dolar ve euro üzerinde konuşmayı en azından biz programlarımızda. Ama yeniden konuşuyoruz. Şimdi 5.94 gibi bir dolar fiyatı, 6.61 gibi bir euro fiyatı görüyoruz. Düne göre ne değişti de böyle bir şey oldu? Yani en başından başlarsak Türkiye'de bu Şubat'tan beri döviz piyasası hiçbir zaman gerçek döviz piyasalarını yansıtmadı. Çünkü hükümetin istemediği bir şey olduğu zaman işte ya BDDK ya kamu bankaları vasıtasıyla dövize müdahale ediliyordu. O yüzden yani bu gerçeği muhakkak vurgulamak istiyorum. Çünkü oluşan fiyat sunidir. Son günlerde ne oldu? Ya da niye yani, şimdi müdahale edemedi? Müdahale yeteneğini mi kaybetti? Müdahale etti. Belki birkaç gün içinde sonuçları alınır. Bu seferki yani şu ana kadar alınan tedbirler yabancının parasını alıp kaçmasını engelliyordu. Bunda başarılı oldular. Türkiye'de hiç yabancı kalmadı. Yani. Kaçmış ama. Zaman, işte kaçtı aldı gitti. Onu da kamu bankaları sattılar. Artık yok yani gelmiyor da. Mesela bizim devlet bonosu da yabancının payı %20'lerdeydi. %10'un altına indi. Sene başından bu yana 2,5 milyar dolar sattılar. Geriye çok az bir şey kaldı. Bu seferki baskı yani piyasaya sorarsanız işte Amerikan yaptırımları geliyor falan. Tabii ki onun etkisi olabilir. Bence onu daha hissetmedik. Baskı iki nedenden kaynaklanıyor. Bir, bu aşırı faiz indirimleri tabii bankaların TL mevduat faizlerini de aşağı çekti. Halk zaten TÜİK'in enflasyon rakamlarını inandırıcı bulmuyor. Ben yanlış demiyorum. Yani bir yanlış anlama olmasın. Sadece halk güvenmiyor rakamlara. Tabii TL mevduattan elde ettiği faizi eksi reel faiz olarak görüyor. Dövize dönmeye başladı. Onun getirdiği bir döviz talebi var. İkincisi tabii özel sektör sürekli olarak döviz borcu ödüyor. Çünkü istihdam yapmaya niyeti yok. Yatırım yapmaya niyeti yok. Malum yıl sonunda da hem faiz hem ana para ödemeleri var. Ya Türkiye'deki banka yapacak ya yurt dışından borç aldıysa onları yapacak. Onun için gidip spot piyasadan döviz topluyor. Bir de tabii bu işin bir çığ etkisi var. Yani 5 kuruş 10 kuruş artarsa bir şey olmaz da ondan sonra herkes ya ne oluyor biz de alalım diye kervanın peşine takılır. Şimdi onları yaşıyoruz. İşte bugün BDDK müdahale ettiğiyle swap piyasasında. O ne demek büyükler... Atilla Bey? Bize bir anlatın ne olur. Çok cahiliz bu konuda. Ben okudum ama gerçekten okurken de anlamakta çok güçlük çektim. Biraz karışık bir mesele bu swap. Bir kez daha yaşadık bunu. Swap'la ilgili bir karar aldı. Evet. Böyle bir ortalık ayağa kalkmıştı. Faizler %1000'lere falan çıkmıştı Londra'da hatırlıyorum. Şimdi başka bir durum var herhalde. Ya bu seferki biraz başka. Yani ben metni okudum. Bir kez daha okurlarımızı hatırlatayım. Yani swap değil, opsiyon işlemleri için limit kısmı yapıyor. Bence çok amaçlı bir genelge bu. Birincisi Türk bankalarına diyor ki Londra ile işlem yapmayın. Gelin güzel bizim merkez bankamızın bir swap piyasası var. Viyop da var. Gelin orada işlem yapın. Hem merkez bankasının rezervleri makyajlansın. Hem de biz milli ve yerli ekonomimize destek olalım diyor. Birinci amacı bu. İkinci amacı dediğim gibi yani bizim yurttaşlarımızın yurt dışında pozisyon almasını engelliyor olabilir. Üçüncüsü son zamanlarda şimdi tabii çok zengin bireyler var. Yani bu hani biliyorsunuz Türkiye'de işte 2000-3000 tane milyoner mevduatın %50'sini kontrol ediyor. Bunlar sizin bizim gibi öyle repo mevduatı yapmıyorlar. Çok karmaşık enstrümanlar oynuyorlar. Bunlardan bir tanesi de opsiyon alıp satmak. Yani adam basit bir kapora ödüyor. İşte kontratın %5'i onu kadar. Şöyle bir sözleşme yapıyor. Eğer dolar TL 6-10 olursa örneğin hı hı. Bana yabancı banka dolarımı ödeyecek şakır şakır. Aksi halde kaporam yanacak. İşte buna call opsiyonu diyoruz. Bunun put opsiyonu çeşitleri var. Bence bunlar çoğaldığı için yani bizim Türkler direkt dolar almayıp ileride dolar yükselecek diye pozisyon açmaya başladıkları için, bahse girmeye başladıkları için BDDK biraz endişelenip o kapıyı da kapattı. Çünkü bu tür opsiyonları yani Türk bankaları bu tip işlemlerde krupiyelik rolü oynayamazlar.
Döviz rezervleri yetersizdir. Londra'ya pas ederler işte. Reinsurance gibi. O kapıyı kapatarak işte bireyleri de Türkiye'de kalmaya veyahut da Türk piyasalarında oynamaya zorluyor. Şimdi bunlar kısa vadede dövizdeki hareketi engeller. Bana sorarsanız zaten yıl sonu geçtiğinde kendiliğinden döviz yatışır. Ama mesele şu, her yaptığınızda iki kesime zarar veriyorsunuz. Bir, samimi olarak Türkiye'ye gelip işte hisse senedi, bono, tahvil almak isteyen yatırımcı korkuyor. Çünkü kimse her gün kuralların değiştiği maça çıkmaz. Yani siz bir futbol maçının ortasında diyorsunuz ki bundan sonra ceza sahasında tekme atmak penaltı değildir. Bu da buna benziyor. Adam gelmiyor. İkincisi, bu swaplar, opsiyonlar vesaire adını da zor telaffuz ettiğimiz şeyler sadece bir spekülasyon şeyi değil, aracı değil. Birçok büyük şirket, mesela enerji ithal edenler, demir çelik ihraç edenler, her türlü emtia ile işi olanlar, alınan siparişlerin bedeli geç teslim edileceği için veyahut da bir ithal siparişi verdiğinde bedelini daha sonra tahsil edecekleri için kur oynaklığına karşı kendilerini bu piyasalarda sigorta ediyorlar. Şimdi siz bu kapıyı kapattığınızda bu kurumların finansal risk yönetimi de engelliyorsunuz ve zararlarını arttırıyorsunuz. Dolayısıyla onlara da caydırıcı etki yapıyor. Ve sonuçta onlar da tabii gelecekten umutlarını kesiyorlar. Yani serbest piyasa yalnız arz talep dengesinden oluşmuyor. Bazı kuralların muhakkak riayet edilmesi lazım. Beğenmediğinizde kuralı değiştirirseniz kimse oyunu oynamaz. Yani denetim kurumlarının da aynı zamanda ancak çok büyük bir tehlike veyahut da bir komplo gördüklerinde devreye girmeleri lazım. Bizde o da olmuyor. Hükümetin istekleri olmadığı anda tak devreye giriliyor. İşte bunun bir başka örneği de Ziraat Girişim Yatırım Ortaklığı Simit Sarayı alacaktı. Ona gelecektim, evet. Yani parada var yani Türkiye'de anladığımız kadarıyla. Sıkıntıda olan şirketleri kurtarmak için de Ziraat'in yatırım şirketi devrede gibi görünüyor. Çünkü sadece Simit Sarayı değil, belki biz dinleyen, siz biliyorsunuzdur, dinleyenlere aktaralım. Serpil Yılmaz bu meseleyi ilk yazan gazeteciydi. Şimdi de Dünya Göz Hastanesi'nin benzer bir durumda olduğunu ve Ziraat'in oraya da 200 milyon dolarlık bir yatırımla ortak olduğunu söylüyor. Vallahi evet, yani ben tabii yani Serpil Hanım'ı severim, okurum yazılarını, ama ben tabii bu iddiaları teyit edecek durumda değilim. Ama evet, şunu söylemekte fayda var. Birileri Allah rızası için, eğer aramızda beyninde nöron kalan vatandaş varsa, 2001 krizine nasıl gittiğimizi hatırlasın. Kamu bankalarını talan etmişti o zamanki hükümetin üyeleri. Ve kamu bankalarının kaynakları bittiği için özel bankalardan borç alarak maaşları ödeyebiliyorlardı. Sonra bir gün özel bankalar yeter artık dedi. Şimdi o yolda gidiyoruz. Kamu bankaları biliyorsunuz kittir, basiretli tüccar gibi çalışmak zorundadır. Ama anladığım kadarıyla öyle çalışmıyorlar. Ya kendilerine gelen emirlerle veyahut da kendileri hükümete yaranmak için sadece belli gruplar kurtarılıyor, belli gruplara şey veriliyor. Yani yine yanlış hatırlamıyorsam Ziraat bir de Ankara'da bir AVM kurtardı. Galiba. Evet, bir kere ona ortak oldu. Yani o, ne alakası, hani ne alakası var her şeyden önce? İstanbul'da finans İnek, merkezinde bir inşaatla ilgili girişim vardı bildiğim kadarıyla. Evet, yani inek mi satıyor bunlar? Veyahut da bir çiftçiler mi bunlara ortak? Yani bunları sormamız lazım tabii. Ama yine konuya geri gelirsek, bütün bu kur hadisesinin arkasındaki esas olay da Türkiye'de rejimin öngörülemez ve ihtiyari olmasından kaynaklanıyor. Artık Türkiye'de ne fabrika kurmak isteyenler, ne hisse senedi, tahvil bono almak isteyenler işlem yapmak istemiyorlar. Çünkü kısıtları sıyrılmış. 5 dakikada bir kuralları değiştirirseniz ve kuralları hep hükümetin ve ona hizmet edenlerin lehine oynatırsanız kimse gelip sizde iş yapmaz. Millet keriz değil. Kardinal Richelieu rahmetli söylemiş. Beni bir kere kazıklarlarsa Allah belalarını versin. 2 kere kazıklarlarsa Allah benim belamı versin demiş. Yani kaç defa kazıkladık ve üstelik de arkasından, hani kazıklamak bir
bir kenara bırakalım. Onun ötesinde bir de işte bu dış komplo yapanlara üst akıla derslerini verdik diye böbürlendik, gazetelere manşet attık. Evet. O yüzden de yani bu hani kur hareketini şimdi kesersin ama gelecek sene büyümeye kalktığında, dışarıdan borçlanmaya gittiğinde onlar da kusura bakmayın bu ülkeye borç verilmez derler. Ya da ele %1 ile verirken atıyorum size %5 ile vermeye kalkarlar. Bu güvensizliğinde bir maliyeti olur herhalde. Ya zaten veriyorlar yani. Bakın Yunanistan'ın borç verecek hali mi var? Negatif faizle borç alıyor. Onu bırakın yani %1'e 2'ye Polonya şudur budur. %1'e 2'ye 5 yıllık 10 yıllık euro tahvil ihraç ediyor. Biz en son yine %5.65 faiz ödedik. Yani suratıma tükürmek gibi bir şey yani. Türkiye'nin itibarı bu hale geldi. Bir de şu var. Bankalar eskiden 100 liralık borcu, 100 dolarlık borcun vadesi geldiğinde 110-120 dolar alırlar. Çünkü yani Türkiye'de bir fabrika inşa etmek için yabancı para kullanacaksınız. Yerli parayla yapamıyorsunuz uzun vadeli borçlanmayı. Şimdi artık vadesi gelen her 100 dolar için 65 dolar borç alabiliyorlar. Ha, 100 dolar almaya kalksalar acaba ne faizleri diyecekler ya da veren çıkacak mı? Onu merak ediyorum. Çok kritik, ben. Kritik. Şimdi evet, tabii evet. Size sormak kolay değil bunu da. Başınız bu olaydan dolayı epeyce yandı biliyorum ama ufak tefek hesaplarla piyasa bozmak yerine ciddi alınacak bir tedbir gelmezse kur yükselmeye devam edecek, uzun vadede yabancı yatırımcının TL piyasasında olan güveni daha da zedelenecek diye. Bugün Zümrüt İmamoğlu'nun bir paylaşımı vardı sosyal medyada. Geleceğe dönük bir öngörüyü paylaşıyor. Genelde de çok olumsuz bir ekonomist değildir aslında. Ama evet. Sizin beklentinizde ya bu hep böyle temelden bir takım değişiklikler yapılmalı. İşte bir takım şeyler düzeltilmeli. Yapısal reformlar deniyor şu bu falan. Özellikle bugün uygulanan ekonomiye itiraz eden ekonomistlerin söyledikleri var. Ama o sistem içerisinde herhalde bir şeye tekabül etmedi anladığım kadarıyla. Bu şartlar yok, altında beklenti de... Yok ya işte dava mava açıklanmış. Açsınlar yani. Ebediyete kadar açsınlar dava. Şimdi bakın yani bizi yöneten insan faiz düşünce enflasyonun düştüğüne inanıyor. Ve para politikasını böyle yönetiyor. Yani gerçekleri konuşalım. Türkiye TCMB para politikası yapmıyor. TCMB memur. Sayın Erdoğan zaten geçiyor. Cumhurbaşkanı açıkladı, benim isterim yapmazsaydı olmazdı. Tabii. Evet. Yenisi. Ama yani kusura bakmayın, Türkiye'de ordinaris profesörler var, korkularından ağzını açıp Sayın Erdoğan siz yanlış biliyorsunuz. Faizleri düşürürseniz enflasyon artar çünkü iş talep patlar diyemiyor. Yani dünyada 100 tane siz seçin ya da Erdoğan seçsin, ekonomist çağırın. Bunların 95 tanesi Erdoğan'a yanlış düşünüyorsunuz paşam der. Ama Türkiye'de bu cesaret yok. Bakanlarında da yok, danışmanlarında da yok. Sayın Berat Albayrak'ta da yok. Basında da yok. Ana akım basında. Ve siz sürekli olarak yani şöyle söyleyeyim. Sizde ülser var ve siz diyorsunuz ki bunun tek tedavisi acılı turşu suyudur. Ve inatla içiyor. Sonuçta ne olur? Fistül olur midenizde. Türkiye'de de kurdaki en önemli sorunlardan biri bu. Siz ne zaman kur düzelse merkez hadi koçum indir faizi diyorsun. Ondan sonra da ya bak gördünüz mü indirdik bir şey olmadı işte. Bu vatan haini bozguncular yalan söylüyor diyorlar. Oldu işte. Bir hafta sonra oldu. Daha da nereye kadar gidecek? Ha dua edelim. Yani şu anda işte Fed faiz indirdi. Avrupa Merkez Bankası para basıyor. Yurt dışında bizim gibi ülkelere karşı yumuşak bir bakış var. Bir de bunun tersinin olduğunu düşünün. Buraları darmadağın olurdu. Yani şey yok, finansal yatırım gelmiyor. Bankalar kredi vermeyi keser. Siz başından beri konuşurken kredilerden devlet iç borçlanma senetlerini ve borsaya yatırımı dışarıdan söylediniz. Herhalde Türkiye'nin artık doğrudan yatırımla ilgili bir mevzusu yok. Yok öyle bir şey yok tabii. Yani bakın bu sene... İşte Ekim itibariyle rakamlar var. 2015'ten bu yana en düşük yabancı doğrudan yatırım almışız. Bir de bundan yani bizde tabii yabancıların emlak alımını da doğrudan yatırım sayıyorlar. Tamam yani para girişi bir şey demiyorum ama.
Fabrika değil sonuçta yani bu. Efendim? Fabrika değil sonuçta ama. Değil yani, biz tabii istihdam istiyoruz. Hepimiz istiyoruz yani. Volkswagen gelsin istiyoruz. Evet. İşte ne bileyim Microsoft gelsin. Şu, o hiç yok yani. Yok. Kimse yani gelmesine imkan yok. Sebebi de çok basit yani. Siz istediğiniz mala el koyuyorsunuz. Ertesi gün kuralları değiştiriyorsunuz. Fiyatları öngöremiyorlar. Yani zam yapsanız istifçi diye üstünüze gidiyorlar. İşte enerji şirketleri aptal oldukları, yanlış şey yaptıkları, santral inşa ettikleri için batmadılar ki. Yani Sayın Bakan söylüyor aslında elektrik ya da şey doğalgaz %59 daha pahalı olmalıydı diyor. Doğru, haklı adam. Ama sübvansiyonu devletin cebinden ödemesi lazım halka yansımasın diye. Yok, enerji şirketlerinin sırtına yıktı. Hepsi de battı. Hepsi batık. Ya bunu ben söylemiyorum, bankalar söylüyor. 13,5 milyar dolar batık kredi yeniden yapılıyor. İstediğin kadar yeniden yapılandır. Sen sistemi değiştirmedikçe o şirket zarar etmeye devam edecek. Sen sadece bu sene bilançona zarar yazacağını, 2 sene sonra senin yerine geçecek genel müdür atıyorsun topu. Olay bundan ibaret. Bu batıkların da hiçbiri, yeniden yapılandırmanın hiçbiri düzgün krediye dönmez. Çünkü Türkiye'yi yöneten kafa, Türkiye'yi büyütme kapasitesine sahip değil. %5 büyüyecekmişiz. Hiçbir şekilde büyümemize imkan yok. Neden? Para yok. Çok basit. Yok tabii şimdi. Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Bunu hepimiz biliyoruz. Tasarruf yok. Tasarruf etmiyor Türkler. Etse de finansal sistemde etmiyor. Gidiyor dağ da bayır da arazi alıyor, araba alıyor. O zaman ne yapacaksın? Biz yabancıların parasıyla büyüyen bir ülkeyiz. Sen yabancıya köpek muamelesi yapıyorsun. Ha tamam, de ki ben Batı ile hiçbir iş yapmak istemiyorum kardeşim. Bütün kredilerimi de ödüyorum. Bundan sonra kendi öz kaynağım neyse ya da işte kendi çok doğal kaynaklarım neyse onunla büyüyeceğim. Ya da Rusya'dan para alacağım. Eyvallah. Çok bir borç da yok herhalde değil mi? 400 milyar falan olması lazım. Ya ufak yani. Hani evet. Rica etseler ben aslında ben 200'ü kapatırım. 200'de 3 ay vadeli çek veririm. Niye hani şey yapmıyorlar? Uğraş Bey. Ne olacak tabii. 400 milyar dolar borç var. Hesaplayayım vatandaş başına kaç para düşüyor. Ya evet yani o borçla beraber bu işlerin yapıldığını da hesap etmek lazım. Gelecek yılda büyüme %5 çok zor diyorsunuz. Diğer hedefler var. Enflasyon biraz hani yıl sonu yaklaştığı için belki bir öngörü olarak biz dinleyenlere de birkaç tabii bir şey söylemiş oluruz. Yok söyleyeyim tabii. Enflasyon, yani işsizlik. Yani büyüme 2 ile 3 arası. Hani o da bir Amerika ile aramızda bir kriz çıkmazsa enflasyon 12'nin altına düşmez. Nasıl olacak? Eğer ama faiz 12, enflasyon 2. İşte o yüzden herkes dolar alıyor zaten, yani şey döviz oluyor yani. Niye şimdi çıkıyor hani Merkez sözüm oradaydı zaten yani. Merkez Bankası Ocak'ta 200 puan daha faiz indirirse o zaman hiç Türkiye'de millet bankalardan dövizini çekmeye başlar. Bu işin sonu hayırlı değil diye yastık altına koyar. O zaman enflasyon 15'lere 20'lere gider. Cari açık büyük bir sorun değil. Çünkü kimse ithalat yapamıyor. 15 milyar dolar olur. İşsizlik düşmez. Yani bu Türkiye'de çok basit bir formül var. Ekonomi %5 büyümeden işsizlik düşmüyor. Bu 30 yıldır böyle bütün ekonomistlere sorun. 5 büyüme yakalayamadığınızda yani işsizlik düşmez, daha da kötüsü istihdam da artmaz. Bakın dün bir haber çıktı, çok acıdır, kimse dikkat etmedi. Bir bakanımız, inanın makamını ve ismini hatırlamıyorum, diyor ki 1,5 milyon genci işe yerleştirdik diyor. Allah razı olsun, çok hayırlı bir iş yapmış. O zaman şu soruyu soralım: resmi istatistiklere göre son bir yılda özel sektör, tarımı kastetmiyorum, 600 bin işçi atmış. Sen 1,5 milyonunu da yerleştirmişsin. Demek ki özel sektör aslında sen parasını verip yerleştirmeseydin 2 milyon kişiyi işten atmış olacaktı. Neden bahsediyorsunuz yani? Hangi ekonomiden, toparlanmadan bahsediyorsunuz? Olayın bir boyutu daha var. Şu anda şehirlerde, tüketimin olduğu yerde
kentlerde işsizlik %16,5. Ve bu insanları ucuz krediye sevk ediyorsunuz. Ödeyemeyecekleri konutları, arabaları, buzdolaplarını yine kapmaya başladılar. Seneye bu 17-18 olursa gelip kapıya haciz dayanacak. İstihdam olmadan krediyle tüketim olmaz. İstihdam da üretemiyorsun. Faizleri sıfıra da çeksen adamın işi olmadığı zaman ödeyemez ana parayı. İşte gerçekler bunlar. Yani bunlar yani herhalde böyle... en can acıtıcı başlık istihdam. Çünkü bu işsizliğin böyle hiç durmadan yukarıya doğru devam etmesi, ki bu kadar teşvike rağmen hemen hemen devlet her şeyini ödüyor yeni işe girenlerin. Öyle bir teşvik sistemi de var bildiğim kadarıyla şimdi. Ya, işte o 1,5 milyon kişi yerleştirmiş yani. Yılbaşından itibaren o da kalkıyor. Önümüzdeki dönem yani bunun Kanal İstanbul mu mesela istihdamın artmasını sağlayacak projelerden birisi? Ya böyle evet, şey tabii yani Kanal İstanbul'u Panama Kanalı'nın kazıldığı gibi kazma ve işçiyle yaparsanız çözer. Hatta ben de bir de Kanal Ankara yapalım. Kızılırmak'tan Manavgat'a kazalım. 8 milyon kişi istihdam edelim. Kazmalarıyla gelsinler, sorunu çözeriz. Kendisi de böyle demişti zaten. Çukur kazın sonra örtün demişti. Kanal İstanbul'un en doğru hatırlıyorsam en aktif inşaat döneminde 33 bin kişi çalışacak. Şimdi artık biliyorsunuz yani makina yapıyor bu işte. Evet. Yok hayır çözemezsiniz. Yani bakın gerçekten çok acı bir durum var. Genç işsizliği %26, %20'sinin de nerede olduğunu bilmiyor TÜİK. Aynen böyledir. Ne istihdamda ne eğitimde diyor. Nerede bu adam? Daha mı çıktı? Tövbe tövbe. Şu anda genç nüfusun, yani yarısını, artık iş gücüne hazırladığımız nüfusun %50'sini kaybetmişiz. Şimdi bu adam yarın Çin'le filan değil, yapay zekayla makinalarla rekabet edecek. Ne edecek? Kimle edecek ya? Bu arkadaş kendi istemsiz olarak devletin sırtına yük olup ömrünün sonuna kadar yeşil kartla sağlık sigortası devletin ödediği işte öyle yani bir zavallı bir birey olacak ve kendi hatası değil. Bunu biz bu eğitim sistemiyle yaptık. Ve bugünden hani, yarına çözecek bir şeyden de bahsetmiyoruz aslında. Yani biraz karamsar olacak ama Yani çözüm aslında çok basit. Bakın parlamenter sisteme dönelim falan diyorlar. Hadi ondan vazgeçtik. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık sistemini çok seviyor. Orada kalsın. Allah rızası için bir sistem kursun. Yani en az. Yani burada 30 tane komite, 22 tane kurul işte artık biliyorsunuz bunların görevi nedir? Birbiriyle olan ilişkileri nedir? Hangi kurallarla bu oyunu oynayacağız? Bürokraside kim kime hesap veriyor? Türkiye'de kararları kim alıyor? Ya da bakanların eskiden biliyorsunuz bakanlar kurulu kararnamesini imzalamazdı bu doğru değil diye. Evet. Var çok örneği var. Yani tabii şimdi bundan hiçbiri yok artık. Yok. Yani bir başkanlık sistemi kurun. Size canımı vereyim. Yeter ki bir sistem kurun. Günden yarına değişmesin kurallar. Ona da razıyım. Yani düzelme böyle başlar. İki, Allah rızası için yargıdan elinizi çekin. Yani bu yalnız siyasi mesele değil beyefendi. Yanlış anlamayın. Evet. İşte yok FETÖ'cü şu bu meselesi değil. Ticari davalardan da elinizi çekin. Hiç olmazsa ticari mahkemeler, yok haciz mahkemeleri, yok işte ne bileyim bu telif haklarıyla ilgilenenler, şunlar bunlar siyasi baskı ve mülahazadan uzak görevlerini yapabilsinler. Ki Türkiye'de iş hayatı en azından güvence elde edebilsin. Yani bunları yaparsanız düzelme başlar. Başlar. Ama yani yapamak ister mi Sayın Başkanımız, istemez mi? Onu kendi bilir. Bana sorarsanız yapmak zorunda kalacak. Çünkü yapmazsa parti kalmayacak altında. Yani AKP, A, K ve P olarak üçe bölünecek. İlk bölünmeyi gerçekleştirmişsiniz zaten. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Atilla Yeşil'e de eksik olmayın. Daha mutlu ve daha zengin bir yıl umuduyla. Herkese tabii. O iyi dileklerimizi iletelim. Sağ olun, eksik olmayın. Çok sağ olun. Atilla Yeşil'e de ekonomist...